Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclise gelişinde resmi törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, meclis şeref holüne geçti. Ardından başkanlık divanında Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den teslim aldı ve hitabet kürsüsüne geçerek yemin etti. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağımı, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Daha sonra Anıtkabir'i ziyaret eden Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki göreve başlama törenine katılacak. Aziz Atatürk, Türkiye bir seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek gösterilecek rekor bir katılımla ve demokrasi şöleni havasında suhuletle neticelendirdi. Hamdolsun bir 5 sene daha ülkemize ve Necip milletimize hizmet edecek olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 12. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ebedi ve ezeli kardeşliğine sahip çıkmaya, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin, ruhun şad olsun. Beştepe'deki törene 78 ülkeden üst düzey katılım olacak. 21 ülke devlet başkanlığı, 13 ülke başbakanlık düzeyinde katılım gösterecek. Erdoğan, yabancı konuklar onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek. Yeni kabine ise Çankaya Köşkü'nde açıklanacak.